Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün tekrar değerlendirmelerde bulunacağım. Dün çekmiş olduğum videoda özellikle de BTC bu gece tarih yazabilir demiştim. Bana göre bu tarihi yazmış durumda. Neden derseniz haftalık grafikte arkadaşlar toba kırılımı gelmiş durumda. Şimdi burada öncelikle tekniksel verilere geçmeden önce dünya çapında yaşanan olaylara biraz değinmek istiyorum. Çünkü önemli. Bildiğiniz gibi Amerika'dan başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bir banka krizi söz konusu. Ve bu banka krizi sürecinde arkadaşlar, e, merkez bankaları özellikle de müdahalede bulunuyorlar ve müdahalede bulunurken de tekrardan parasal genişleme yaşanıyor. Bunun dışında mevduat sahipleri arkadaşlar, özellikle de bankalara güvenmeyen bazı mevduat sahipleri oradan çektikleri mevduatın bir kısmıyla hem altına hem gümüşe, bazıları hisse senetlerine de gidiyor tabii ki. Özellikle Avrupa'da bunun dışında bazı aylarda gerçekten bitcoin'in satın alındığını biliyoruz. Bu yüzden görmüş olduğunuz gibi hacimli yükseliş BTC'de devam etti. Şimdi dün videoda şöyle bir durumdan bahsetmiştim sizlere. Fed önemliydi. Fed öncesinde bir ters köşe yapılabilir. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi bölge kırıldı ama şu an için bölge teyit edilmiş durumda değil. Teyit için klasik geri çekilmeler yaşanabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yeşil bölgeye kadar gelecek bir geri çekilme yani 24200 bölgesine kadar Olacak bir geri çekilme gayet doğal bir geri çekilmedir. İğnelemelerle tekrar belirtiyorum kapanış hariç iğnelemelerle 22.300'lere 400'lere kadar gelecek bir geri çekilmede normal kabul edilir. Burada zaten güçlü alıcılar devreye girecektir. Ee, tabii ki çok sert haber akışları gelirse veya çok farklı şeyler yaşanırsa onun için söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Ama şu an için genel manada baktığımız zaman... Bitcoin'in buradan düzeltme yapabilme ihtimali sonrasında tekrardan hareketine devam etme ihtimali söz konusu. Özellikle de haftalık bazda olaya baktığımız zaman zaten bakın haftalık bazda kullandığım indikatör bakın daha önce burada nasıl bir direnç açtıysa şu an içinde görmüş olduğunuz gibi 28.434 bölgesinde bir direnç açmış durumda. Bu yüzden artık dikkat etmek gerekiyor. Buradaki likite alınmış ama bu bir haftalık mı olduğu için arkadaşlar bunun sonucunun ne olacağını bilmek şu an imkansız çünkü daha haftanın başındayız. Bu yüzden gelgitler zaten devam edecektir ama FED toplantısı açısından da şöyle bir beklenti söz konusu. Bu gelişmeler doğrultusunda FED'in faiz arttırmama ihtimali söz konusu. Eğer orada gerçekten FED şahin konuşmalar yapmaz ve faiz arttırımı da gelmezse bu Kripto paralar gibi riskli varlıklarda gerçekten çok önemli hamlelerin geleceğinin bir göstergesi olabilir. Bu yüzden dikkatli e, takip etmek gerekiyor. Tabii ki burada en önemli olan şeylerden birisi de arkadaşlar burada bildiğiniz gibi her zaman değiniyorum bu piyasayı oluşturan bazı güçler var. Piyasa yapıcılarının vereceği kararlar önemli. Piyasa yapıcılarının vereceği kararları da biz tekniksel açıdan onların bırakmış olduğu ayak izlerinden anlıyoruz ki bugüne kadar zaten sizlere yapmış olduğumuz paylaşımlarda bu yönde gerçekleşiyor. En azından benim için böyle. Bu açıdan da tekrar olayı değerlendirdiğim zaman BTC'nin bir düzeltme yapıp yeşil bölgeye ve akabinde belki de bu bölgeye gelip bundan sonra önemli bir hamle gerçekleştirme ihtimali söz konusu. Toba formasyonu haftalıkta kırıldığı için uzun vade bir formasyondur. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ve benim için artık bir trend değişmiştir şu an için olaya baktığım zaman. Çünkü bu kırılım gelmiştir arkadaşlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu kırılım gelmiştir arkadaşlar. Bu saatten sonra bunun konfirme olup olmayacağı gerçekten burada tekrardan teste geldiği zaman alıcılarla karşılaşıp karşılaşmayacağını görmek gerekiyor. Günlük grafiğe geldiğimiz zaman da arkadaşlar daha önce de sizlere belirtmiştim şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra ki bakın saatlikte Twitter'da yapmış olduğum paylaşımdan sonra bakın saatlikte şurada bir destek açıldığından bahsetmiştim ve bundan sonra bir yükselişin geleceğinden bahsetmiştim ki gelinen noktaya baktığımız zaman neymiş arkadaşlar %18'lik bir hamle gelmiş yani saatlik grafikte bile hamleler yakalanabiliyormuş. Yani trend yakalamak bazen mümkün olabiliyor. Günlük açıdan da olaya baktığımız zaman şimdi burada mumsal e, burada mumlara baktığımız zaman bazı ögeler biraz daha farklı duruyor. Bakın yükseliş düşüş, yükseliş düşüş. Bunu tekrardan bir yükseliş mumuyla tamamlayabilir. Ama benim için bakın şurada hemen sizlere bir çizgi çekeceğim. Benim için neyin önemli olduğunu anlayabilmeniz için bakın şunu çekiyorum. Şu görmüş olduğumuz alan. Bunu da hemen sizler için ne yapayım? Mavi yapayım. Hatta kalınlaştırayım. Bu bölge artık benim için kilit bölgedir aslında. 27.740 bölgesi. Eğer bu gece biz bölge üzerinde kalmayı başarabilirsek tekrardan şu siyah muma benzer bir mumla yeni bir yükselişte 28.823 bölgene kadar bir atak gerçekleştirebiliriz. Ama eğer biz bu bölge altında kalırsak arkadaşlar akabinde belki geri çekilmenin ilk fitili ateşlenmiş olabilir. Bu yüzden Bitcoin'i takip ederken bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. Bunu destekleyen bazı unsurlar var mı? Evet var. Burada da özellikle de teter dominans. Daha önce de sizlere belirttiğim gibi. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda teter dominansta bir hamle geleceğinden bahsettim. Akabinde hamle geldi. Bu bölgeye çıktıktan sonra hedef bölgemiz zaten bu yeşil çizgi olduğundan bahsettim. Fake bir kırılım ve akabinde düşüş geldi. Zaten bu düşüş yaşanırken de Bitcoin'i besledi ve Bitcoin'de hareketlilik geldi. Tekrardan bu destek bölgesi şu an için çalışıyor. Zaten alt altcoin'lerde önemli hamlelerin gelebilmesi için Tether Partisi'nin özellikle de bu desteği aşağı kırması gerekir arkadaşlar. Yani bu destek aşağı kırılmalı ki o zaman bazı şeyler değişsin. Bunun dışında Bitcoin dominans benim için neredeyse direnç bölgesinde ramak kalmış durumda. Bunu zaten günler öncesinden sizlerle paylaşmıştım. BTC'de bu direnç bölgesine kadar bir hamlenin gelmesini ve bundan sonra da geri çekilmesini bekliyorum. Ha olası bir durumda eğer bölge kırılır ve giderse Bitcoin zaten yoluna devam eder gider ama altcoinler hala yerinde saymaya devam ederler. Ama eğer bu düşüş geldiğinde Bitcoin belli bir bölgede hareket etmeye başlarsa gün içerisinde her gün e, neredeyse pump olan coin görme ihtimalimizin çok ama çok artacağını düşünüyorum. Ama burada kilit alanın Bitcoin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bitcoin'de haftalık kapanış açısından günlük kapanış açısından çok önemli kapanışlar gelmiştir. Günlük açılan Bitcoin şu an için TOBA formasyonu hedef bölgenine doğru hamlesini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizim hedef bölgemiz 35.262 bölgesi TOBA bölgesi hedef alanı. Bu açıdan da belki de gergitler yaşayarak kademeli bir şekilde gidebilir. Ama Fed öncesi olduğu için burada bir doldur boşalt yapabilirler. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani burada neye dikkat etmek gerekiyor? 26.537 bölgesi günlük altında kapanışlar gelirse dikkat etmeniz gerekiyor. Veya 4 saatlik kapanışlara dikkat etmeniz gerekiyor. Daha fazla risk seviyorsanız 25200 bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o alan kırılırsa kademeli bir şekilde dediğim gibi daha aşağılara doğru bir hamle gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bitcoin'de bu gelgitler bir sürede devam edecek. Özetle de çarşamba gününe dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an için bu senaryo doğrultusunda takibi devam edeceğiz. Ama ilk direnç alanı kırılırsa kademeli bir şekilde hedeflerine doğru Bitcoin ilerlemeye devam edebilir. Altcoin'ler yerinde saysa bile arkadaşlar bunu da es geçmememiz gerekiyor ve dikkatli bir şekilde ilerlemek bu piyasa için her zaman en önemli olanı. Günlerdir yine BTC düzeltme yapacak diye şu görmüş olduğumuz alanlarda hiçbir şekilde işleme girmemiş bir sürü insan var yine. Çünkü bu düzeltmenin çok daha aşağılara doğru gitmesi bekleniyordu. Benim için de burası aslında önemli alım bölgesiydi. Şu bölgelerden tepki almasını bekliyordum. Gelmedi. Zaten 24'ü kırdıktan sonra bu işin devam edeceğinden bahsetmiştim. Çünkü orası bizim ilk kritik direnç bölgemizdi. İkincisi de zaten 25.300 bölgesiydi. O bölge kırıldıktan sonra zaten çok daha sert hamleler gelebilir diyorduk. Zaten şu süreçte gerçekten önemli hamleler gelmiş durumda. Ama söylediğim bölgede 27.740 günlükte takip etmemiz gereken önemli bir direnç alanı altında mı üstünde mi kalacağı önemli. Akabinde de Düzeltme yaşarsa gelebilecek diğer destek alanlarını sizlere dikkatli bir şekilde en ince açısından anlatmaya çalıştım. E, FED haftasında olduğumuz için tekrar söylüyorum doldur boşalt devam edecektir. Tether dominansı yükseliyor. Bitcoin dominansı güçlü ve BTC güçsüzse biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Altcoin'lerden o gün uzak durmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi altcoin'ler şu an için ne arkadaşlar? Kırmızı. E, bu açıdan da şu an için piyasada tedirginlik hakim olabilir. Çünkü Bitcoin'in bir düzeltme yapması bekleniyor. Ama önemli olan tekniksel anlamda ne takip ediyorsanız edin. Ne zaman bu takibi yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Stoplu bir şekilde kademeli bir şekilde ilerlediğiniz sürece bu piyasadan her zaman kar elde edebilirsiniz. Düşüş gelebilir stop olursunuz. Sonra tekrardan doğru yeri bulup tekrar işleme girersiniz arkadaşlar. Önemli olan acele etmeden adım adım gerçekten sabırlı bir şekilde ilerlemek. Yoksa her gün işlem açarak zaten bu piyasadan para kazanılmaz. Bu net bir durum. Tabii ki kısası kalp işlem yapan insanlar için, e, swing trade yapan insanlar için söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Profesyonelce yapabilirler. E, ama tabii ki burada dediğim gibi öncelikle trendi takip etmek gerekiyor. Trendi anlamak gerekiyor. Sonrasında da kademeli bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Bu yüzden BTC'nin yapabileceği düzeltme bölgelerini, akabinde altcoin'lerde bu ile beraber geri çekilmeler yaşanabileceğini, dominansı hem BTC hem Tether açısından değerlendirdim hem de BTC'deki diğer direnç alanlarında ve mumların neler yapabileceği ilgili de genel bilgiler paylaştım. Umarım sizlerin faydasına olmuştur. Hepinizi seviyor, saygılar. Sun.